24 ekranlarından iyi akşamlar. Bir Söz Bitmeden programında daha birlikteyiz. Biliyorsunuz geçen hafta Türkiye açısından önemli olduğu kadar ilginçliklere de şahit olduk. Türkiye'nin iki önemli ismi yurt dışı ziyaretindeydi. Kimler? Elbette ki Başbakan Erdoğan ABD'yi ziyaret edip Obama'yla görüşürken aynı saatlerde ülkenin ana muhalefet partisinin lideri de Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Svoboda ile görüşecekti ama randevunun iptal edildiği haberleri düştü medyaya. ABD ziyareti öncesinde elbette ki sadece gelişmeler bunlar değildi. Türkiye IMF'e olan 10 milyar dolarlık borcun son ödemesini gerçekleştirerek gitti ve bundan sonra Türkiye IMF'ten borç almayacağını, IMF'e borç veren ülkeler arasında olacağını açıkladı. Ve yine uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para birimi cinsinden kredi notunu bir basamak daha artırarak BA1'den BAA3'e yükseltti. Bir taraftan elbette ki Başbakan Erdoğan ABD ziyaretinin sonuçlarını önümüzdeki günlerde de uzunca bir süre hatta konuşmaya devam edeceğiz. Diğer taraftan da her geçen gün daha da gerginleşen Svoboda ve Kılıçdaroğlu arasındaki yaşanan polemiği konuşacağız. Bu akşamki konuğum Türkiye Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen Bağış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden başlayalım? Yani ABD gezisi siz dükkan ayağınızın tozu. Dükkan sizin istediğiniz yerden başlayalım. O halde en çok merak edilen yani şu günlerde tabii polemiği de seviyoruz. Svoboda ve Kılıçdaroğlu arasında bir gerilim var. Kapıdan gönderildi. Svoboda diyor ki ben görüşmeyi kabul etmedim. Kılıçdaroğlu da diyor ki hayır ben görüşmedim. Demokratik eleştiriye açık değil dedi. Yani parti içerisindeki o demokratik eleştiri kavramını tanımlamasını oraya da taşıdı. Bugünlerde de yeni bir şey konuşuluyor. Sizin Svoboda'yla daha öncesinde konuşarak Svoboda'yı etkileyip Kılıçdaroğlu'na bu şekilde bir tavır alması konusunda Svoboda'nın sizin etkiniz altında kaldığı ya da sizin baskı yaptığınız mı diyelim, iktidar baskısı var mı böyle bir şey? Hani Mazhar Fuat Özkan'ın güzel bir şarkısı var. Ben neymişim be abi diyesim geliyor. Sayın Svoboda çok saygı duyduğum, çok fikirlerine de özellikle demokrasi yanlısı net duruşuna saygı duyduğum bir siyasetçidir. Avusturyalıdır. Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine en çok arıza çıkan ülkelerden birinde siyasete atılmıştır. O ülkeden siyasetçi olarak çıkmıştır. Avrupa Parlamentosu'na o ülkeden seçilmiştir. Ama kendi kamuoyunun genel intibasının zıttına Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine her zaman destek vermiştir. Türkiye'deki gayri demokratik girişimlere her zaman çok net bir şekilde karşı tutum sergilemiştir. Özellikle kapanma davası gibi süreçlerde demokrasiden yana net bir tavır ortaya koymuştur. Ama şunu söyleyeyim, Sayın Svoboda ile herhalde son 6 aydır ne yüz yüze ne telefonda hiçbir görüşmem olmadı. Sayın Svoboda'dan Sayın Kılıçdaroğlu'nun randevusunu ben de talep etmedim. Kendileri talep ettiler. Kendileri ona gitmek istediler. Şimdi adamcağızın arkasından o kadar atıp tutuyorlar. Ne karısını bıraktılar, ne kendi cemaatlerle bağlantılarını bıraktılar. Ne de AK Parti yandaşlığını bıraktılar. Ne bir takım ağır ithamlar bıraktılar. Halbuki randevu isteyen onlar. Sayın Svoboda herhangi bir Avrupa Parlamentosu üyesi de değil. Avrupa Parlamentosu'ndaki bütün sosyal demokratların seçilmiş lideri, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun yoldaşı, bu iddiaya Sosyalist Enternasyonel'de yılda bir kere birlikte zirvelere katılıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Sayın Svoboda bugüne kadar Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Martin Schulz'un her seyahatinde ona eşlik etti. Sosyal demokratların Avrupa genelindeki en tanınmış lideri olarak da Türkiye'ye her geldiğinde CHP'nin misafiri de oldu. Bizlerle de görüştü. Ama Sayın Svoboda da artık zannediyorum bu son tecrübeden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun düştüğü durumu algılayacaktır. Şimdi olan nedir? Kılıçdaroğlu o gün bir açıklama yapıyor. Diyor ki yani bunu nasıl söyledi ben hala anlayabilmiş değilim ama eli kanlı günde ortalama 150 tane kendi vatandaşını öldüren Esed'le Sayın Başbakanımız aynı kefeye koyuyor. Hatta Başbakanımızın daha bile kötü olduğunu iddia ediyor. Sayın Svoboda da diyor ki el insaf. Bir yerde her geçen gün ülkesini demokratikleştiren, şeffaflaştıran, asker-sivil dengesini Avrupa Birliği standartlarına çeken, Türkiye'de bireysel hakları, hukuku önemseyen, azınlıkların, farklı inanç gruplarının haklarını ortaya koyan, gerekirse baldıran zehri içerim deyip Türkiye'nin demokratikleşme adımlarını atan bir Tayyip Erdoğan var. Öbür tarafta da günde ortalama 150 vatandaşını katleden,
eli kanlı bir diktatör var. Bu ikisini aynı kefeye koyamazsınız arkadaş. Bunu düzeltin, öyle görüşelim diyor. Sayın Kılıçdaroğlu ağırına gidiyor. Bu bakın, iddia yalnız... Sayın Kılıçdaroğlu daha Esed'i kendi başbakanını eleştirdiği kadar eleştiremedi, kınayamadı. Asıl sorulması gereken soru budur. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanı. Nasıl olur da Türkiye'nin komşusu Suriye'de her gün bu kadar insan katledilirken, öldürülürken bunu kınayamıyor? Evet. Nedir bu ortadaki göbek bağı? Ortak çıkar mı var? Neden ikide bir CHP heyetleri eli kanlı Şam rejimini ziyarete gidiyor? Esed'in adeta avukatlığına soyunmuş durumdalar. Daha evvel Ergenekon avukatları evet. olduklarını söylemişlerdi. Şimdi de Esed avukatı olduklarını hal ve hareketleriyle, tavırlarıyla ortaya koyuyorlar. Asıl sorulması gereken odur. Peki Egemen Bey, bu iddiayı ortaya atan da yani Svoboda ile sizin daha önce görüştüğünüzü söyleyen yine CHP içerisinde önemli bir isim Gürsel Tekin. Ve bunun akabinde de hemen dedi ki aslında Kemal Kılıçdaroğlu Mustafa Kemal Atatürk'ten sonraki CHP'nin başındaki en güçlü liderdir dedi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Valla ben bunları parti içerisindeki hesaplaşmaların bir tezahürü olarak görüyorum. Yani şimdi CHP'nin o kadar genel başkanı gelmiş geçmiş Atatürk ile Kılıçdaroğlu arasında efsanevi genel başkanlar var. İsmet İnönü var. Hı hı. Uzun yıllar genel başkanlık yapmış Deniz Baykal var. Bu milletin hala kara olan diye gönlünde ayrı bir yer sahibi olan rahmetli Ecevit var. Şimdi bütün hepsini atıp Sayın Kılıçdaroğlu Atatürk'ten sonraki en güçlü genel başkandır demek Kılıçdaroğlu'na fayda mı getirir? Hı hı. Zarar mı getirir? Onu CHP'nin içindekilere sormak lazım. Ama ben bunda çok böyle samimi bir yaklaşım görmüyorum. Yani büyük bir sevgi, büyük bir muhabbet, büyük bir saygıdan çok yerel seçimlerde yaşayacakları hezimet sonrasına bir hazırlık olarak değerlendiriyorum. Çok kısık sesle olabilir ama 2011 yılından bu yana mesela o 2010 yılında yine 2011'de Svoboda Türkiye gündemini çok yakından takip eden birisi. Referandumda gerekli desteği vermişti. Ergenekon davasında desteği hakeza. Yani Türkiye'deki olup biten gelişmeleri yakından takip eden birisi. Svoboda'nın Türkiye'ye yönelik bu açıklamalarından sonra konuşulan bir şey daha var. Yani AK Parti, Sosyalist Parti olma özelliğini çok daha fazlasıyla taşıyor. Sosyalist Enternasyonel'e müracaat etse belki de AK Parti şimdi kabul bu, edilebilir. Siz nasıl bakarsınız? Sosyalist Enternasyonel AK Parti'yi davet etti. Öyle mi? Tabii. Kapatma davası sürecinde... Ya da böyle bir davet olup olmadığı da... Kapatma davası sürecinde Sosyalist Enternasyonel'in genel sekreteri Sayın Louis Ayala çok net açıklamalar yaptı. Ve Türkiye'nin iktidar partisi her ne kadar bizim üyelerimizden biri olmasa bile Türkiye'de demokratikleşme adına ve sosyal demokrasi fikirlerinin yeşermesi adına çok önemli işler yapmıştır. Attıkları adımlarla bütün çocuklara ücretsiz ders kitabı vererek, Türkiye'nin her bölgesine yeni yollar yaparak, yeni hastaneler açarak, eczanelerin tamamını, vatandaşın tamamını açıp isteyenin istediği eczaneden ilaç almasını sağlayarak, isteyenin istediği doktora tedavi olabilmesini sağlayarak aslında sosyal demokrasinin gereklerini yerine getirmiş bir partidir. Ve bize katılmak isterse aramızda yeri vardır diye açıklama yaptılar. Sayın Genel Başkanımızın o zaman cevabı oldu. Türkiye'den bir parti varken bizim oraya girmemiz doğru olmaz. Ama eğer CHP'yi bir şekilde Sosyalist Enternasyonel'den ayırmayı, çıkarmayı düşünürlerse ki o zaman hatırlarsanız CHP denetimdeydi. Sosyalist Enternasyonel CHP'yi darbeci zihniyeti desteklemekten ötürü, Sayın Baykal'ı fazla militer söylemler kullanmaktan ötürü denetlemeye almıştı. Hatta o zaman Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcılarının tamamı kongresinde göreve devam ederken Sayın Baykal'ı aldılar, yerine Barzani'yi koydular. Yani orada aslında Sayın Baykal onu unutturmak için hemen işte yok Dubai'de imzalanan 1 milyar IMF şu bu falan gibi bir sürü rüzgarlar yarattı. Aslında Türkiye adına en büyük hezimet oydu. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin yöneticilerini Sayın Baykal'ın Türkiye'nin ana muhalefet partisinin, ulusal bir partisinin yerine monte ettiler. Sayın Baykal'ı devre dışı bıraktılar. Yani Sosyalist Enternasyonel'in AK Parti'ye daveti yeni de değildir. Vardır. Ama CHP'nin oradaki tutumu Sayın Kılıçdaroğlu seçildikten sonra yani o meşhur işte kaset hadisesinden sonra Sayın Baykal'ın gitmesi, Kılıçdaroğlu'nun gelmesinden sonra Sosyalist Enternasyonel CHP'ye yeni bir şans tanıdı.
Şu anda o şansı, o krediyi tüketmekteler. Ama AK Parti'nin Sosyalist Enternasyonel'e üye olma gibi bir talebi hiçbir zaman olmadı, adaylığı olmadı. Ama bir davet söz konusudur. Peki bu davet diyelim ki CHP'yi çıkartırlarsa Sosyalist Enternasyonel'den tekrar gündeme gelir mi? Yani gündeme gelebilir. Onun kararını da partimizin en üst karar merci olan Merkez Yürütme Kurulumuz değerlendirir. Genel Başkan Yardımcılarımız, Grup Başkan Vekillerimiz, Sayın Genel Başkan'a bu konuda sunumlarını yaparlar. Ondan sonra bir istişare süreci yaşanır. Herkesin fikri alınır ve bizim partimizde her şey ortak akılla alınır. Bu mesela Erdoğan-Obama görüşmesi çok fazlasıyla yorumlandı ve pek çok başka şeyler de atfedildi. Elbette ki Suriye konusu önemliydi. 30 yılın sonunda ilk defa Türkiye çantasında terör sorunu PKK olmadan bir görüşme gerçekleştirdi. Ve yine ilk kez başkanlık düzeyinde bir tören yapılarak ağırlandı Başbakan Şimdi, Erdoğan. Elif Hanım şöyle söyleyeyim size. Ben 1985'ten bu yana her Türk-Amerikan zirvesinin ya hazırlığında görev yahut da bizzat içerisinde bulundum. Yakından takip ettiğim adeta uzmanlık alanıma giren bir konudur bu. Türk-Amerikan ilişkilerini 1985'ten bu yana yakından inceleyen bir öğrencisiyim bu ilişkinin diyebiliriz. İlk defa bir Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına, bir Türk lidere böylesine büyük bir hüsnü kabul gösterildi. Böylesine büyük bir törensel ev sahipliğiyle ağırlanma gerçekleşti. Bu ziyaretten 3 hafta evvel ben Washington'dayken, bu ziyaretin ön temaslarıyla ilgili toplantılar yaparken Amerikan makamlarının bu hassasiyetini gördüğüm zaman hem Amerikan Ticaret Bakanlığı'nda hem Dış Ticaret Yüksek Temsilciliği'nde hem Savunma Bakanlığı'nda hem Dışişleri Bakanlığı'nda hem Kongre'de hem Beyaz Saray'da hem Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'nda bu hassasiyeti görünce toplantılarda bir dostuma dayanamadım, sordum. Ya dedim, yıllardır birlikte çalışıyoruz. Yani bu ilk düzenlediğimiz zirve değil. Ama ilk defa sizi bu kadar heyecanlı görüyorum. Hayırdır? Şöyle bir cevap verdi ki beni çok duygulandırdı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak çok gururlandırdı. Egemen dedi, biz sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanını değil, küresel bir lideri ağırlamanın heyecanı içerisindeyiz. Ve bu heyecan bizzat Sayın Obama'dan kaynaklanmaktadır. Kendisi en ufak detayı kadar, detaylarına kadar yakından takip etmektedir. Hanımların programından Tayyip Bey'in kalacağı yere kadar bizzat Sayın Obama'nın hassasiyeti vardır. Ki ilk defa uzun yıllar sonra bir Türk lider Blair House denen Beyaz Saray'ın özel konuk evinde ağırlandı. İlk defa askeri törenle karşılandı. İlk defa Başkan Obama bir Türk liderle bir günün neredeyse tamamını geçirdi. 6,5 saat toplantı yaptılar. Evet. Yani bunun 3 saatinde bizzat vardım. Ve gerçekten eskiden bir Türk lider gittiği zaman işte 3 konu, 4 konu görüşülürdü. Terör, Kıbrıs, Ermeni meselesi. Bir de Türkiye'nin ekonomik talepleri, yardım talepleri. Şimdi Türkiye Burma'daki Müslümanların sorunundan tutun, Avrupa'nın ekonomik krizini nasıl çözebileceğine kadar fikirlerini ortaya koydu. Libya'da, Mısır'da, Tunus'ta, Fas'ta, Suriye'de, İran'da, Irak'ta önümüzdeki 10 yıl neler olabileceğinden tutun, enerji koridorlarının kurulmasında atılması gereken adımlara kadar. Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri'nin daha başlamadıkları serbest ticaret anlaşmaları, müzakerelerinin Türkiye'ye olası etkileri ve bu etkilerin olumsuz olmaması için ABD ile Türkiye arasında oluşturulacak yeni bir komisyonun oluşmasına kadar ki Sayın Zafer Çağlayan ve Sayın Froman başkanlığında yeni bir komisyonun kurulması da iki lider tarafından o gün ilan edildi Beyaz Saray'ın açıklamasıyla. Artık ABD Dış Ticaret Yüksek Temsilciliği, onların ayrı bir bakanlığıdır. Türkiye'nin Ekonomi Bakanlığı ile ortak bir komisyon oluşturarak bu süreci yakından takip edecekler. Biz de diğer ilgili kurumlar olarak, Avrupa Birliği Bakanlığı olarak biz de Ekonomi Bakanlığımıza bu süreçte destek vereceğiz. Peki. Yani artık Türkiye küresel bir lider olarak algılanıyor. Bunu Amerika anladı, bunu Rusya anladı, bunu Avrupa anladı, bunu Çin anladı. Ama Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Bahçeli anlamakta zorlanıyor. Onlar da yapabilecek fazla bir şey yok. İnanın bana Avrupa'dakiler bile artık CHP'dir ne yaparsa yeridir demeye başladılar. Peki bütün bu görüşmelere baktığımız zaman yani Obama ve Erdoğan görüşmesi Avrupa'dan uzaklaşıyoruz Amerika'ya birazcık daha yakınlaşıyoruz gibi bir algı var mı? Hiç alakası yok. Şimdi bakın Türkiye tarihsel olarak hep bir köprü olarak değerlendirilmiştir. Yani Türkiye
Asya ile Avrupa arasında bir köprüdür. Hı hı. Enerji kaynaklarıyla tüketicileri arasında bir köprüdür. İpek Yolu döneminde de bir ticaret köprüsüydü. Bugün de çok önemli bir ticaret köprüsüdür, üstüdür. Barışın, medeniyetin, kardeşliğin hep köprüsü olmuştur. Farklı inançların, farklı kültürlerin, sonuçta İstanbul Asya'nın en Avrupalı, Avrupa'nın en Asyalı şehri. Bu güzel şehrin, bu muazzam şehrin sokaklarında 800 yıldır camiler, kiliseler, havralar insanlığa birlikte huzur veriyorlar. Bunun çok fazla örneği yok. Hı. Tek bir örneği daha var, o da Peç'tir, Macaristan'ın Peç şehri. O da Sokullu'nun bizzat öz kardeşi Peç'te başpiskoposu olduğu için yine Osmanlı'nın verdiği maddi imkanlarla o hoşgörü orada yaratılmıştır. Şimdi böylesine bir ülkenin bir tercih yapma mecburiyetinde kalması o ülkeye yapılacak en büyük haksızlıktır. Biz Avrupalı bir ülkeyiz. Avrupalı olduğumuz kadar Asyalı bir ülkeyiz. Bir o kadar Orta Doğuluyuz, bir o kadar Balkan ülkesiyiz, bir o kadar Karadeniz ülkesiyiz, bir o kadar Akdeniz ülkesiyiz, bir o kadar Hazar coğrafyasının ülkesiyiz, Kafkas ülkesiyiz. Türkiye bugüne kadar çok ciddi bir hata ortaya koyduysa o da bu köprünün dört ayağını eş zamanlı güçlendirmeyi ihmal etmiş olmasıydı. Yani biz batı ayağımızı hep önemsedik ama doğu ayağımızı, kuzey ayağımızı, güney ayağımızı, batı ayağımız kadar önemsemedik. Bir köprünün istikrarlı olabilmesi için, güvenilir olabilmesi için dört sağlam ayak üzerinde de inşa edilmiş olması gerekir. Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla attığı adımlar aslında dört ayağın eş zamanlı olarak güçlenmesiyle alakalıdır. Bakın ben kısmetse Cuma günü Cidde'de İslam Konferansı Örgütü Genel Sekreteri Sayın Ekmelettin İhsanoğlu'nun misafiri olacağım. İlk defa İslam Konferansı Örgütü'nün genel sekreterliğine bir Türk seçildi. Ama aynı dönem Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlığı'na da ilk defa Sayın Mevlüt Çavuşoğlu gibi yine bizim bir kardeşimiz Antalya Milletvekilimiz seçildi. İlk defa NATO'da bir Türk genel sekreter yardımcısı var. Sayın Hüseyin Diriyöz şu anda görevinin başında. Evet. İlk defa Türkiye 47 yıl aradan sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğini kazandı. Şimdi 2015 yılında yeniden Güvenlik Konseyi'nde dünya barışı için önemli hizmetleri, önemli çabaları ortaya koyacak. Türkiye daha iki gün evvel üyesi olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği'nin en önemli kurumlarından bir tanesidir. Bakın Avrupa Bölgeler Komitesi Başkanlığı'na İstanbul İl Genel Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Sayın Doktor Hande Bozatlı seçildi. Türkiye üye olmadı ama bir Türk yerel siyasetçi, bir il genel meclis üyemiz o kurumun Avrupa Birliği'nin en önemli kurumlarından birinin başkanlığına seçildi. Demek ki biz doğu ile batı ayağımızı, kuzey ile güney ayağımızı eş zamanlı güçlendirebiliyoruz. Türkiye'nin gerçekten dışarıdan intibasını da düzeltiyoruz. Ve çözüm süreciyle birlikte Türkiye artık dışarıdan bakıldığı zaman kendi içinde çatışmalar yaşayan, kavgalar yaşayan, ekonomik krizler yaşayan bir ülke değil, kendi kaynaklarını vatandaşının ihtiyaçları çerçevesinde doğru seferber eden, kendi yarınlarına yatırım yapan, 2023 hedeflerinde dünyanın en güçlü 10 ekonomisten biri olma konusunda emin adımlarla ilerleyen, kişi başına düşen gelirini son 10 yılda 3 katı arttırabilen, önümüzdeki 10 yılda da 1-2 kat daha arttırma iddiasını ortaya koyabilen bir ülke olarak gözlemleniyor. Türkiye artık Süper Lig'de oynuyor. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine başkanlık iddia sistemi ısrarınızdan vaz mı geçiyorsunuz? Bunları soracağım. Sizin... Bence Türkiye'yi kurtaracak olan tek şey başkanlık sistemidir. Onu da reklamlardan, evet, reklamlardan sonra konuşacağız. Evet, devam ediyoruz. Egemen Bey, yine Başbakan Erdoğan tam da böyle Amerikan usulü başkanlık sistemi tartıştığımız günlerde Amerika'dan bir açıklama yine yaptı. Dedi ki başkanlık sistemindeki ısrarımızı bir kenara da bırakabiliriz. Vaz mı geçiyorsunuz? Türkiye için şimdi tabii Sayın sistem... Başbakan o açıklamayı yaparken yanında değildim. Sayın Başbakanımız belki Türkiye'deki bir takım ithamların, iddiaların etkisiyle o açıklamayı yapmış olabilir. Çünkü biliyorsunuz muhalefet bunu sanki AK Parti'nin kendisi için istediğini, Sayın Genel Başkanımızı başkan yapmak için bu sistemi tartıştığımızı iddia ediyor. Hı hı. Aslında bunun alakası yok. Yani biz bunu kendimiz için, hatta bizim dönemimiz için istemiyoruz. Başkanlık sistemi bize bizden sonraki dönem için lazım. Bakın Türkiye ne zaman bir koalisyon hükümetiyle yönetilmişse geriye gitmiştir. İstisnasız. Ne zaman tek parti iktidarı olmuşsa da ileriye gitmiştir. Koalisyon ihtimalini ortadan kaldıracak olan sistem başkanlık sistemidir.
Çünkü başkanlık sisteminde vatandaş iki turlu seçim sonrasında bir kişiyi seçer. Onun sunduğu bakanlar kurulunu meclis onaylarsa göreve başlar. Her yılda meclis o bakanlar kurulunun bütçesini onayladığı sürece göreve devam eder. Şimdi yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında çok net görev dağılımı vardır, görev ayrımı vardır ve birbirlerini denetlerler. Ama şu anda bizim ülkemizdeki sistem maalesef iç içe geçmiş bir sistem. Peki. Bakın şu anda ben 61. hükümetin üyesi olarak sizin konuğunuzum. 1923'te kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yılında 61. hükümet. Halbuki başkanlık sistemiyle, yani Atatürk'ün ilk kurduğu sistemle yönetilseydik ve her hükümet 5 yıl görev yapsaydı şu anda 18. hükümette olurduk. Ya da 61. hükümete gelmek 305 yıl sürerdi. Biz 90 yılda geldiğimize göre bir kere 315 yıl sürerdi. Biz nereden baksanız 215 yıl zarardayız. Sadece sistemden ötürü. Türkiye'nin istikrarı açısından. Türkiye'nin istikrarı açısından ve şu anda bizim tek başına iktidar olma sorunumuz yok. Yani anketler gösteriyor ki bugün seçim olsa %55'te AK Parti yeniden iktidara gelecek. Ama bizden sonraki Türkiye'de koalisyon ihtimalinin olmaması için bu sistemin oturması lazım. Peki ne olacak? Şimdi iki sistem konuşuluyor. Bir, mesela pek çok aslında başkanlık sistemi modelleri var ama ısrarlı bir şekilde Amerikan başkanlık sistemi üzerinde konuşuyoruz. Model olarak Türkiye'de tartışılan bir bu var. Oysa ki Amerikan usulü, yani Amerikan başkanlık sisteminde baktığımız zaman, yani tek başkanlık sisteminde başkan ayrı ama partinin genel başkanı ayrışıyor. Yani orada pek Amerika'da çok öyle ayrışan. Partinin genel başkanını kimse bilmez. O idari bir görevdir. Profesyonel yapılır. Çok teknik bir iştir. Hı hı. Ama partinin lideri şu anda Amerika'da demokratların lideri kimdir? Başkan Obama'dır. Hı hı. Cumhuriyetçilerin lideri kimdir? Meclis başkanıdır. Yani ama görevdedirler ama partilerin en üst makamlarına seçilmiş kişileridir partinin lideri. 150 yıllık bir geçmiş var. Yani bir tarih, bir şey var ve oradaki gelenek de çok önemli değil. Ama Türkiye açısından baktığımız zaman Türkiye'de partilerde bir önem arz ediyor. Şimdi bir saniye. Onların 150 yıllık geçmişi varsa bizim 1000 yıllık bir devlet olma geleneğimiz var. Bu 1000 yılın siz sadece 90 yılını hesaba katmayın. Bizim millet oluşumuzun tarihine bakarsanız sistem bizi tarihte hakanlar yönetmiş, sultanlar yönetmiş. Bizim kendi geçmişimize baktığınız zaman aslında başkanlık sistemi vardır. Yani şuradan hesap edin. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş Sayın Süleyman Demirel'inde, Sayın Turgut Özal'ında, Sayın Alparslan Türkeş'inde, nur içinde yatsınlar vefat edenler. Dönüp dolaşıp savundukları sistem başkanlık sistemi olmuşsa herhalde bunun bir sebebi var. Atatürk bu ülkenin kurucu banisi. Kurduğu sisteme bakın, aslında Atatürk'ün ilk dönemdeki sistemi başkanlık sistemidir. Sizin gönlünüzden geçen nedir? Başbakanları mesela kendisi atamıştır. Yani atanmış başbakanlar vardır. Seçilmiş bir cumhurbaşkanıdır. Evet. O başkanlık sistemidir zaten. Evet. Güçlü bir cumhurbaşkanlığı vardır. Yani model olarak Amerikan usulü başkanlık sistemi mesela Türkiye'de şimdi... Şimdi bakın, partili cumhurbaşkanlığı sistemini de konuşuyoruz benim biz. Benim için önemli olan yasama, yürütme ve yargı erklerinin birbirinden tam bağımsızlığını sağlayacak ama birbirlerini de denetleme mekanizmasını çok iyi kurgulayacak bir sistemdir. Ne Amerikan sistemi, ne Brezilya sistemi, ne Rusya sistemi, ne Çin sistemi, ne Fransız sistemi değil. Bizim kendi örf, adet, gelenek ve göreneklerimizle şekillenmiş ama evrensel demokratik değerleri barındıran ve gerçekten bu ülkede herkesin benim diyeceği bir anayasaya kavuşmamız. Önemli olan odur. Başbakan umutlarım azalıyor dedi. Çünkü bu muhalefetle umutlu olmak o kadar zor ki. İlk kez böyle bir açıklama yaptı. Çünkü bu muhalefet maalesef kelimelere takılıp kalıyor. Yani bin yıllık devlet olma geleneği olan bir milletiz diyoruz. Ama bizim muhalefet geliyor bir kelimeye takılıyor. Bir fikre takılıyor. Yani düşünemiyor. Ve maalesef kendi çıkarları endeksli düşünmeye kendilerini çok sabitlemiş durumdalar. Ülkenin, milletin, toplumun geleceğini, önümüzdeki 100 yılın ihtiyaçlarını değerlendiremiyorlar. Yani şimdi 99 yılında Clinton geliyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, diyor ki önümüzdeki 100 yılı Türkiye'nin tercihleri belirleyecektir. Ama bizim muhalefet gelip diyor ki aman terör bitmesin, biz biterse ne yaparız? Yani son dönemde Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Sayın Bahçeli'nin de huzursuzluklarının asıl sebebi Türkiye'de terörün bitmiş olmasıdır. O kadar rahatsız oldular ki bu çözüm sürecinde terörün bitmesinden, devletin kaynaklarının artık milletin gerçek ihtiyaçlarına seferber edilecek olmasından, neyle siyaset yapacaklarını bilemez hale geldiler. Her şeye itiraz ediyorlar. Başkanlık sistemine ilişkin son bir şey sormak istiyorum. Siz Avrupa
Birliği Bakanısınız ama Amerika'yı da çok yakından biliyorsunuz, oradaki başkanlık sisteminin işleyişini falan. Bir de Türkiye'de bir Avrupa'daki ülkelerden alacağımız modeller var. Yani yarı başkanlık sistemi gibi. Bir Amerikan başkanlık sistemini getirebiliriz. Bir de Türkiye özgü olarak konuştuğumuz partili cumhurbaşkanı sistemi. Sizce hangisi daha uygundur? Benim şahsi fikrim, bütün bu izlediğim, incelediğim, analiz ettiğim sistemler içerisinde bizim kendi genetik kodumuza en uygun olan şu an Amerika'da yürütülmekte olan sistemdir. Yani yerel yönetimlerin güçlü olduğu, evet, ama güvenliğin ulusal olduğu, ekonominin ulusal yönetildiği ama günlük ihtiyaçların yerelde belirlendiği bir sistemin kurulmasıdır. Bence doğru olan da budur. Anladım. Anayasayla ve alakalı... Şunu da söylemek istiyorum Elif Hanım. Bugün dünyadaki bütün başarılı ülkelerin, güçlü ülkelerin, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler olması da bir tesadüf değildir. Hı hı. İstikrarı sağladıkları için her geçen gün güçlerine güç katmaktadırlar. Biz ise bir dönem ilerliyoruz, sonra bir koalisyon dönemi geliyor, tekrar geriliyoruz. Mehteran gibi, iki ileri bir geri. Bundan kurtulmamız lazım. Başbakanın anayasadan umudumu kesiyorum sözünü, uzlaşma komisyonundan umudumu kesiyorum olarak algılamamız lazım, yoksa yeni bir anayasadan tamamıyla umudumuzu kesmek biz, olarak bakın, mı? Bakın hiçbir nasıl? Zaman halktan umudumuzu kesmeyiz. Bugüne kadar hep bizi kenara sıkıştırmak istediler. Biz her zaman milletin limanına sığındık. Ve milletin limanından da hep güçlenerek çıktık. Yani çok ihtiyaç olursa baktık ki bu muhalefetle bir yere varılmıyor. Biz yine millete gideriz. Milletimizle birlikte bu ülke için gerekli olan sivil anayasayı da yaparız. Ama biz Sayın Başbakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın son dönemdeki umutsuzluk ifadeleri aslında muhalefete son bir uyarı niteliğindedir. Gelin el ele verelim, uzlaşalım. İlla bizim dediğimiz olsun demiyoruz. Orta yolda buluşmaya biz razıyız. Ne istiyorsunuz? Bizi ikna edin. Bizi Türkiye için hayırlı olacağına ikna edeceğiniz her formüle biz varız. Yeter ki Türkiye için iyi olacağına, Türk milleti için, insanımız için, vatandaşlarımızın 75 milyonun tamamı için iyi olacağına, hayırlı olacağına bizi ikna edin. Ama bizim muhalefet maalesef olmazsa olmaz, kendi çıkarları, kendi ihtiyaçları, kendi rantları çerçevesinde hareket ettiği için bir yere varılamıyor. Ama biz gerekirse geçmişte olduğu gibi yine milletimizin limanına sığınırız, o limandan da güçlenerek çıkarız. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. 2014'de artık geri sayım başladı, 3 sandık konulabilir dedi. Bunlardan birisi yerel seçim değil mi? Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir de anayasayı mı koyacağız, referanduma götüreceğiz? Valla tabii 3 de olur, 4 de olur, 5 de olur, 6 da olur. Demokrasiden, milletin tercihlerinden biz hiçbir zaman kaçmayız. Yani gerekirse 2015 Haziran'ında yapılması gereken seçimler de 2014 sonuna çekilir. 4 seçim de olabilir bir referandumla birlikte. Onların hepsi değerlendirilir ama biz diyoruz ki gelin bunu beraber konuşalım. Türkiye'nin çıkarlarını beraber tartışalım. Burada hiçbir parti önce ben demesin, önce biz desin. Milletçe bir kere bir ayıptan kurtulmamız lazım Elif Hanım. Biz 1960'tan bu yana darbe anayasalarıyla yönetilen bir ülkeyiz. Bu ayıp da bize yeter. Gelelim 60'tan o zaman... bu yana bizim sivil iradenin ortaya koyduğu bir anayasamız olmadı. 2014'te 60 darbesinin anayasasını 80 darbesinin anayasasıyla, evet, değiştirdik. Onun üzerinde defalarca maddeleri değiştirsek bile ruhu darbeci bir ruh. Askeri anayasayla asgari demokrasi oluyor. Biz ise diyoruz ki gelin milletin seçilmiş vekilleri, milli iradeye saygılı her bir bireyin benim diyeceği. İster Kürt, ister Türk, ister Çerkez, ister Laz, ister sağcı, ister solcu, ister Alevi, ister Sünni, kadın, erkek, genç, yaşlı, asker, sivil demeden herkesini kucaklayan ve herkesin benim diyeceği bir anayasayı birlikte yapalım, evet, diyoruz. Şu 3 sandık meselesine gelelim. 3 sandıktan bir tanesi yerel seçimler olacak. Şu anda gözüken Mart'ın 2014'ünde yerel seçimler var anayasa gereği. Ben belediye başkanlarımızı yaklaşık bir 10 ay seçeceğiz. Öncesinde size sormuştum. Yine sorumu tekrarlamak istiyorum. Ufuk'ta 3 döneminiz doluyor değil mi? Ben 2015 Haziran'a kadar seçilmiş milletvekiliyim. Ama bir taraftan baktığımız zaman da yerel seçimler var. Belediye başkanlığı için İstanbul ya da herhangi bir yer. Şimdi bakın. Var mı Ufuk'ta böyle bir şey, adaylık söz konusu ya da gönlümüzden geçen AK bir şehir? AK Parti'de makamlara aday olunmaz. AK Parti diğerlerinden farklı olan istişare yapılır. İstişareler sonunda ortak akılla bir kanaat oluşur. O kanaat oluştuktan sonra ortak aklın kararı neyse herkes o kararın arkasında kenetlenir. Partimiz hangi belediyeye kimi aday gösterirse
Hepimiz onun arkasında dururuz. Benim için herhangi bir göreve aday olmak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayım demek gerçekten ayıp olarak kabul edeceğim bir yaklaşım tarzıdır. Ama partimin vereceği görev ne olursa olsun ben o görevi en iyi şekilde yaparım. Sonuçta bu parti beni 32 yaşında milletvekili yapmış. O ortak akıl beni 36 yaşında Türkiye'nin iktidar partisinin genel başkan yardımcısı yapmış. 38 yaşında Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olan Avrupa Birliği'nden sorumlu bakan yapmış. Şimdi o ortak aklı sorgulamak ya da onu tartışmaya açmak benim haddim değil. Çok kısa partim kısa hangi bir şeyler kararı verirse ben onun arkasında dururum. Egemen Bey, vaktimiz daraldı. Avrupa'yla şu vize işi ne olacak? Çok kısaca. Eninde sonunda bu vizeler kalkacak mesela, ama biraz sürecek. Elif Hanım. Bilkent yani, Üniversitesi'nde tarih profesörü Norman Stone yine geçen günlerde bir röportajı vardı. En büyük ayıp hala Türkiye'nin bu kadar gelişmesine ve Avrupa'ya örnek ülke haline gelmesine rağmen vize uygulanıyor. Şimdi bakın en son ESA'nın bir raporu çıktı. En büyük ayıbı boş verin. Bir ekonomik analiz yaptılar. Avrupa Birliği Türkiye'ye vizeleri kaldırırsa bunun Avrupa'ya maliyeti ne olur diye. Maliyet sıfır çıktı. Yani ama bunu Avrupalılar göremiyor. Bugün sabah Finansal Okuryazarlık Kongresi'nde bir konuşma yaptım, onu söyledim. Avrupa'da finansal okuryazarlık olsaydı Türkiye çoktan üye olmuş olurdu. Ama maalesef şu anda kendi dertlerine düşmüşler, ekonomik krizden ne yaptıklarını bilemiyorlar. Ama Türkiye'ye vizeleri kaldırmak bizim için çok önemlidir ama Avrupa Birliği için daha önemlidir. Çünkü eğer bugün Rusya, Japonya, Meksika, Brezilya gibi ülkeler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz buyur gel diyorsa, kara kaşımıza, kara gözümüze demiyorlar bunu. Türkiye'nin ekonomik gücüne, Türk insanının harcama potansiyeline, Türk iş adamının yatırım gücüne, Türk öğrencisinin ekonomik olduğu kadar akademik katkılarına önem verdikleri için bunu yapıyorlar. Eninde sonunda Avrupa Birliği'nin 27 üyesi de Türkiye'nin vatandaşlarına gel diyecektir, vizesiz gel diyecektir. Şu an vizeleri kaldıracaktır. Ülke vize uyguluyor, kaç ülke vizeyi kaldırıyor? Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamı bize vize uyguluyor. Zaman zaman vizeler kalktı haberlerimizde. Yok, öğrencilere kolaylaştırmalar, iş adamlarına kolaylaştırmalar söz konusudur. Anladım. Yakında bu rakam 28'e çıkıyor. Şu ana kadar bize vize uygulamayan Hırvatistan, AB üyesi oluyor bu Temmuz'da. Onlar da kurallar gereği mecburen bize vize uygulayacaklar. Ve en büyük turist çektikleri ülkeyi kaybetme evet. riskiyle baş başalar. İstemiyorlar kaldırmayı. Çünkü bugün Dubrovnik'e gidin, 3 tane Türk oteli var. Uçaklar var ama maalesef kaldıracaklar. Yarın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy geliyor. Rompuy'le, evet, bu akşam geç vakitlerde gelecek. Bakanlık müsteşarımız Büyükelçi Halil Kılıçak kendisini havaalanında karşılayacak. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımızla öğle yemeği, Başbakanımızla akşam yemeği var. Ayrıca Top Üniversitesi'nde bir konuşması var. Yarın Sayın Rompuy'u ağırlamakla geçecek. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum efendim. Bu arada Lincoln filmini izlediniz mi? İlk sezona girdiğinde izlemiştim. Nasıl buldunuz peki filmi? Gerçekten Lincoln'un hukuk nosyonu beni çok etkilemişti. Güzel bir film. Onun için de o kadar ödül aldım. Türkiye'nin hikayesiyle bizim hikayemize bağdaşıyor mu peki yaşanmışlıklar? Yani her hikayenin kendine has özeli var. Anayasa, ortak noktalar var, evet. Farklılıklar var. Ama orada Sayın Lincoln'un ülkenin içinden geçmekte olduğu iç savaşı bitirmek uğruna hukukçu olarak bir anayasayla bazı hakların güvence altına alınması için ortaya koyduğu mücadele gerçekten takdire şayandır. Peki, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Avrupa Birliği Bakanı Sayın Egemen Baş konuğumdu. Bir dahaki programda görüşünceye kadar hayırda kalın.